Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Kış geldi artık. Bugün iyiden iyiye ellerim kurumaya başladı. Dünyanın en iyi kremlerini bulmaya çalışıyorum. Ellerime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Deterjanlı, kazıyıcı, içerisinde sert kimyasal olan birçok temizlik ürününden, kozmetikten sakınıyorum. Ancak egzamanın stresle ilgili bir tarafı da var biliyorsunuz. Bir şeyler üzüldükçe evet tetikleniyor. Eller egzama falan yazarsanız internette girip birçok makaleyle karşılaşabilirsiniz. Ama onların arasından bir site gözünüze çarpıyor. Tıpkı benim keşfettiğim gibi. Kargom burada, adresimi kapatayım. Sedena. İnternette eğer doğru araştırırsanız çok güzel verilere ve belki de dünya yansı haberiniz olmayacak ürünlere ulaşırsınız. Ben Sedena'yı böyle keşfettim. Ardından sitelerini inceledim. Çok da hoşuma gitti. Çok zarif yapmışlar. Böyle abartmadan gel kardeş bunu al falan demiyorlar. Ve içerisinde hiçbir zararlı madde olmadığını, çevresel hiçbir atık da çıkarmadığını, yani bir fabrikanız var ama hiçbir çevreye zarar vermeden üretiminizi yapıyorsunuz. Bunları öğrendikten sonra içime sindi. Havale vardı. 3 Secure var ya, o olduğu için güvendim. Oradan kredi kartıyla sipariş verdim ama havale de vardı. Siparişlerin en güzel yanı, bunu verdikten sonra kapının çalıp işte o dokunmak istediğiniz şeyin elinize ulaşması. Kutumu açtım. Sıvı sabunum, el için pompalı olanı, bu geleneksel zeytinyağı sabunum, bu kirli olanı ve benim için çok 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 önemli olan el sabunu, çantaya atmak için saf zeytinyağından yapılmış, yine elde yapılmış olan diğer zeytinyağlı sabun. Şimdi diyeceksiniz nereden çıktı bu? Söyleyeyim. Elinizde egzama varsa internete egzama diye yazın. Şuradakiler gibi. Ne kadar net görünüyor hiçbir fikrim yok ama. Şimdi daha rahat elimin halini görüyorsunuz. İnternete yazarsanız karşınıza ilk çıkacak sitelerden biri bu. Diyor ki eşimin ellerindeki egzamaya çare bulabilmek için zeytinyağı sabunu geliştirme çalışmalarına başladığım ve aradan geçmiş neredeyse 20 yıl Türkiye'nin en idealistik sabun markalarından biri olmuşlar. Size bu beyi tanıştıracağım. Allah herkesin başına böyle bir eş versin diyorum. Efendim bu bey bir elektronik mühendisi ama eşinin ellerinde egzama çıkınca ve bayağı da canı yanıyormuş. Her şeyi bırakıp Balıkesir'in Gömeç ilçesine yerleşiyor ve bir sabunhane açıyor. Ve araştırma, geliştirme, yıllardır çalışarak o kadar güzel ürünler üretiyor ki, hani hep söylüyorum ya size, sabunla yüz yıkanmaz diye. Neden? Üzerinde pH 5,5 yazmadıktan sonra cildinizin savunma mekanizmasını kendi örtüsünüz dediler. İçerisinde ne olduğunu bilmiyoruz bu sabunlarında derim. İşte bu beyefendi oturuyor, sadece gıda olarak kullanılabilecek olan yağlardan, çünkü biliyorsunuz sabunlar atık yağların değerlendirilmesiyle yapılıyor, çok temiz, sağlıklı bir sabun üretiyor. Ardından bunun sıvısını yapıyor ve esas benim sitede görüp aklımı çelen ve sonra diğerlerini aldığım şu çantada taşınabilen el sabunlu, sıvı zeytinyağlı el sabunlu üretiyor. Hayatımda gördüğüm en özenli, en düzgün fabrikaya sahipler. Videolarını tıkladım, izledim ve her zaman istediğim bu. Küçük işletmeler var ülkemizde. Bir ilçenin kenarında bilgilerini, vicdanlarını birleştirerek güzel şeyler üretiyorlar. Kimin için? Bizler için. Ama onların reklamları olmadıkları için biz onları hiç tanımıyoruz. Benim görevlerimden biri de bu. Sizlere kıyıda köşede kalmış ama çok çok değerli insanları ve ürettiklerini tanıştırmak. Şimdi zeytinyağı yenebilir, gıda olarak yenilebilir durumdaki zeytinyağıyla, birinci kalite zeytinyağıyla sabun yapıyorlar, sıvı sabun yapıyorlar, tüplüyorlar ve
Sitelerinde bir de hediyelik eşya bölümü var ki bence hani yılbaşı geliyor, bilmiyorum hala birbirinize hediye alıyor musunuz? Bir erkek ya da kadına alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri sağlık ve temizlik. Sitelerine bir göz atın derim. Videonun altına linklerini de bırakırım. Zeytinyağı, Hint yağı ve Hindistan cevizi yağı saf olarak kullanılıyor. Hatırlar mısınız, size Nuvas'ı tanıtırken demiştim ki bir sabun üretirken birçok kimyasal reaksiyon oluyor. Önemli olan sabun imal edilip çıktığında o reaksiyon sırasında çıkan farklı maddelerin o sabun içerisinde kalmaması. Çünkü o zaman işte dengeli bir pH sağlayabiliyorsunuz. İşte bu sabunlar öyle sabunlar. Bir tanesi kirli. Bu maalesef şöyle görünüyor mu oradan acaba? Kirli sabun. Bu maalesef oğlum için. Ama şu sıvı sabun ki saçınızı bile yıkayabilirsiniz diyor. Cilt yüz temizliğinde kullanabilirsiniz. Bu 700 ml, fiyatları çok makul inanın bu emeğe. Bu da lavabo yanına koymak için. Şimdilik Eko Süçüm var. Onlar bittiği zaman bunları kullanmaya başlayacağım. Bu arada benim çamaşır yıkarken bile Arap sabunu kullandığımı artık Sarı Sultan bile duydu. Lekeleri çıkarmadı, evet. Doğal malzeme. Bu kimyasallardan çok daha etkili. Şimdi el sabununu size göstermek istiyorum. Bunu AVM'lerde, iş yerlerinde, ne bileyim dışarıya çıktığınız zaman girdiğiniz herhangi bir tuvalette elinize sürdüğünüz o bol kimyasallı ve cildinizi mahveden, sizi zehirleyen sıvı yıkayıcılardan çok çok kaliteli olduğunu bilin istiyorum. Bununla tanıştığıma çok mutlu oldum. Üşenmedim, gittim videolarını buldum YouTube'da Sedena'nın. İzledikten sonra altına bir de teşekkür yazdım ve cümlemi minnetle diye bitirdim. Kendileri elektronik mühendisi beyefendi, eşi için bu kremleri bulan beyefendi. Ama videoda diyor, şey diyor ki, siz kimsiniz diye sorduklarında, ben işçiyim, ben muhasebeciyim, ben sabun ustasıyım, ben şoförüm diyor. Kendini böyle tanımlıyor. Dilerim bilginin ve ülkemizin güzel ürettiği ham maddelerin birleştiği bu küçük işletmelerden sizler de gidip sayfalarına göz atarsınız ve yararlanırsınız. Çünkü gerçekten buna hepimizin ihtiyacı var ve hele hele iyi bir şey üretiyorlarsa bu da bizim kârımız olsun. Evet, bu ay bunları kullanacağım. Eminim çok mutlu olacağım. Ancak az önce yıkadığım o sabun kokusu var ya, çocukluğumdaki hamamları hatırlatıyor bana. Her şeyin güzel, vicdanlı, saf, tertemiz ve kuşkusuz olduğu zamanlar. Sedena'ya tıklayın. Çok güzel bir Türk markası.